hamur yapmak. Derin, Derin. Ya deminden beri sana sesleniyorum. Niçin cevap vermiyorsun? Hadi gel oyun oynayalım. Ne yapıyorsun sen orada ya? Şşş, sana söylüyorum. Görmüyorsun ya, çok meşgulüm. Git sen, ben oynamayacağım. Ya ne yapıyorsun dedim ama sana. Şşş, bana bak, başını belaya sokma. Annem ne dedi? Mutfaktaki eşyalar benim eşyalarım, sakın ellemeyin dedi. Ya işim var, git buradan. Anneme sürpriz yapacağım, pasta hazırlıyorum. Annem gelince çok sevinecek. İlk iş günü olduğu için ona şöyle nefis bir kutlama pastası yapacağım. Kızım, pasta tencerede mi yapılır ya? Çok alemsin. Neyse, iyi fikirmiş ama. Ben de yemek yapayım. Önce yemek yeriz, sonra da pasta yeriz. Annem bayılır. Hem işten gelince yemek yapmak onun için çok zor olur. Hadi birlikte yemek yapalım o zaman. Tamam mı kardeşim? Tamam, hadi o zaman. Evet, sen şimdi yumurtaları çırparken ben de portakal suyu koyayım mı? Ne dersin? Aa, olur. Portakal suyu pasta da iyi gider bence. Tamam, portakal suyu koy hadi. Biraz da reçel koyalım. Biraz da limon suyu. Çikolata parçası olmadan hayatta olmaz. Biraz krema. Biraz salça. Annem her yemekte salça muhakkak olmalı der. Salça da koyalım. Emin misin ya? Salça sanki tuzlu şeylere koyuluyor ama neyse, sen iyi bir gözlemcisindir. Kesin annem salça da koyuyordur öyleyse pastaya. Yumurta da koyalım. Bu nedir pek anlamadım ama bisküvi gibi duruyor. Bundan da dökelim. Annem meyveli pasta çok sever. Bence muz da ekleyelim. Dolapta bir de havuç buldum. Evet, hepsini güzelce karıştırıyoruz. Annem bayılacak bu pastaya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi tamam pastamız olacak ama yemeklere başlamadık daha. Ben diyorum ki şöyle güzel bir fırında tavuk yapayım. Yanına da pilav yaparım. Belki bir de fırına patates atarız. Ne dersin? Oo, çok iyi fikir. Hadi hadi başla hemen. Geç kalacağız ya. Çok korkuyorum, eve biri gelecek de bizi bu mutfaktan çıkaracak diye. Bu arada mutfağı da birlikte temizleyeceğiz. Öyle kaçmak gitmek yok, tamam mı? Tabii ki kaçmak gitmek yok ama ben bir şey dağıtmadım ki. Sen dağıttıklarını toplarsın. Ben de dağıttıklarımı toplarım. Ne olacak yani? Ben sadece tavuk yapacağım zaten. Aha, sen şimdiden kaytarmaya başladın bile. Alacağın olsun senin. Birlikte dağıttık, birlikte toplayacağız. Hiç karışmam. Aman tamam tamam, neyse hadi. Ben gidiyorum şimdi tavuğu alayım. Evet, pastamız pişmeye hazır hale geldi. Ya bunun rengi niye mavi oldu? Bir gariplik mi var bunda ya? Böyle bir değişik geldi bana ama. Neyse, herhalde pişince güzel bir renk alacaktır. Hadi bakalım fırına. İşte fırına. Ay, nefis olacak, nefis. Tamamdır. Evet, şimdi sıra yemeklerde. Ya ne kadar da çok yorulduk ama bence bütün işleri harika yaptık. Tavuk mis gibi oldu. Pilav da harika oldu. Bence pilava biraz fazla su koydun ama neyse artık. Kızım çeker o çeker. Suyunu çekecek ki tane tane olacak. Peki bu masayı kim toplayacak şimdi? Masayı ikimiz toplayacağız tabii ki ama ben şu an o kadar yorgunum ki. Masa falan toplayacak halim yok. Acaba biraz içeri gidip oyun oynasak, sonra mı toplasak masayı, ne dersin? Aa, tamam derim. Sonuçta biz bunu hak ettik. Çok yorulduk. Hadi gel gidelim de şöyle güzelce biraz oyun oynayalım, dinlenelim. Nasılsa bütün yemek işleri bitti. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Koskoca bir aferini hak ettik. Bence de annem bize aferin diyecek. Ay ne kadar çok yoruldum. Ay sırtım çok ağrıyor. Başımı kaldıramıyorum. Ay şöyle bir çorba yapsam da onu mu yesek? Ay yok bugün dışarıdan söyleyiverelim. Hiç mutfakta iş falan yapmak istemiyorum. İstemiyorum da bu ne böyle? Bu ne hal ya? Bu ne hal? Mutfağın haline bak. Her şey ortada. Her şey kirli. Bu ne böyle? Aa, bu tavuk da ne?
da ne böyle? Aa, bütün kılları üstünde. Ay, bu ne böyle bu? Ay, bu tenceredeki lapa şey de nedir böyle? Ay. Birinci günümde bu kadar yorulmuşken şu hale bak. Üstelik fırında da mavi renkte bir... Nedir bu? Ne bu? Çamur mu? Ne bu? Ah kızlar, ah, yoksa play dolarını mı koydular bunlar fırına böyle? Ah kızlar, ah, şu hale bakın. Kızlar, Selin, Derin, buraya gelin çabuk. Bak, annem sürprizimizi gördü, bizi çağırıyor. Ya evet, bizi çağırıyor da sesinde sanki bir kızgınlık var. Niye acaba? Neyse, hadi gidelim. Aferin size kızlar, aferin. Bu ne hal? Ups, aferini aldık ama bu değişik bir aferindi galiba. Anneciğim, sana güzelce yemek yapmak istedik, pasta yapmak istedik. Bu ilk iş gününde eve geldiğinde hiç yorulma istedik. Ah kızlar, ah. Yani düşünceniz bir harika ama mutfağın hali nedir böyle? Tavuk öyle çiğ çiğ konulmuş, pişmemiş bile. Pilav desen zaten lapa su içinde yüzüyor. Fırındaki mavi şey de nedir, onu hiç anlayamadım zaten. Peki madem böyle güzel bir sürpriz yapıyorsunuz ama niçin mutfağı toplamıyorsunuz? Ben şimdi nasıl toplayacağım bu mutfağı? Ay anneciğim, aslında biz mutfağı toplayacaktık da oyuna dalmışız, o yüzden biz hemen pırıl pırıl yaparız, olur mu? Ah kızlar, ah. Neyse, galiba biraz size fazla tepki verdim. Sonuçta siz de bana sürpriz yapmak istemiştiniz. Birden tepki verdiğim için özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Hadi gelin bakalım, üçümüz birlikte şu mutfağı toplayalım. Sonra da yaptığınız yemekleri biraz düzeltmemiz gerekecek herhalde. Onlara bakarız. Hadi gelin benim güzel kızlarım. Ay neyse, çok da kızmadı.